Kusura bakmayın. Trafik. Ay. Ah. Nasılsınız Hüma Hanım? Heyecanlıyım Fuat Bey. Ne buldunuz merak ediyorum. Aslında pek bir şey yok. Nasıl yani? Yani yok derken bir iki fotoğraf görmenizi istedim. Eğer bir detay yakalarsanız belki onun üzerinden gideriz. Hepsi bu kadar mı? Anlıyorum. Tatmin olmadınız. Ama bazen küçücük şeyler... Ha bu arada ben eski usulü severim. Fotoğrafları hala tab ediyorum. Şu resimlerdeki adamı tanıyor musunuz? Tabii ki tanıyorum. Şoförümüz Cengiz. Fuat Bey, sizinle açık konuşacağım. Fuat Bey, beni dinliyor musunuz? Tabii, ne demek? Buyurun, sizi dinliyorum ben. Bu iş böyle olmayacak. Beni arıyorsunuz, bir beklenti yaratıyorsunuz. Sonra önüme şoförümüz Cengiz'in fotoğraflarını koyuyorsunuz. Ya pardon. Bir de şunlar vardı. Konuşurken bir yandan baksanız. Buyurun. Bir dakika ya. Bu bizim Emre. Tanıyorsunuz demek. Kim bu Emre? Kartal'ın en yakın arkadaşı. Kartal kim? Kartal işte damadımız. Emre bizim şirkette çalışıyor. Yani yakın bir zamana kadar çalışıyordu. Bu ikisi birbirini nereden tanıyor olabilir ki? İkisinin birbirini tanıyor olması çok mu acayip bir şey? Kesinlikle. İşte size söylemeye çalıştığım şey de tam olarak buydu Hüma Hanım. Bazen küçücük şeyler beklenmedik kapıları açar. Fuat Bey bakın, bu ikisi ne konuşuyor, birbirini nereden tanıyor, her şeyi bilmek istiyorum. Anlıyor musunuz? Siz hiç merak etmeyin. Hepsini ortaya çıkaracağım. İşim bu. Bu fotoğraflar bende kalabiliyor mu? Elbette. Vay 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 vay. Fotoğraflara bak. Vay ki ne vay, vay ki ne vay. Nereden tanıyor bunlar birbirini? Yakında öğreniriz. Biliyordum Mari bu Selin'den bir şey çıkacağını. Bak dur sen. Bravo adam. Çok iyi bir iş başarmışsın. Bravo. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ne? Abi sen Emre'yi arayacaksın, bize buluşmaya arayacaksın. Neyse beraber gideceğiz. İşte işe geri dön diye böyle tatlı tatlı konuşacağız. Arada zarflayacağız. Nasıl? Nasıl? Ya babam işte Selin diye bir kadına aşık oldu. Onunla aşk yaşıyor falan filan diye. Uyuyan yılanı uyandıracaksın yani. Ay yok, o gerizekalı hiçbir şey anlamaz ya. Bakayım tanıyor mu? Ya tanımazlıktan gelirse? O zaman hepten yandı. Bir şey saklıyorlar demek. Sen var ya sen. Sen var ya sen. Evet. Hadi kalk, işimiz var, unuttun mu? Abi sabah sabah ne işi ya? Emre ile buluşacaksınız. Evet. Ne oldu, aradın mı? Arayacağım şimdi. Bana bak. Ne diyeceğim? Dağda film kopmuş mudur abi? Hı? He? Hiç bilemedim bak şimdi. Bana sorarsan Aziz Alkan böyle bir fırsatı kaçırmaz. Çocuktan betersiniz ha. Hadi işinize bakın. Hadi kalk bir tıraşını al, yüzünü yıka. Hadi kalk! Tamam. Hadi kalk, arıyor. Alo. Emre. Benim Hakan. Buyur, dinliyorum. Bir araya gelsek diyorum. Sen, ben, Mert. Hayırdır, niye? İşle ilgili seninle konuşmamız lazım. Bir saate uygun olur musun? Tamam, olur tabii. Bir saat sonra. Tamam, biliyorum orayı. Hadi görüşürüz. Bugün bayram değil, seyran değil. Bunlar beni niye aradı ya? aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Şaşardım zaten. Hoş geldin. Selam. Emre, nerelerdesin Allah aşkına? Bir şey içer misin? Yok ya, iyi böyle. Çok kalmayacağım zaten. Ya ben sana biraz sert davrandım. Değil mi? Üstüne geldim. Olsun ya. Yani özür dilemek için çok da geç sayılmaz. özür dileriz ya, o sıkıntı değil. Sen ne yapıyorsun şimdi? Çalışıyor musun bir yerde? Yo, başlamadım daha bir yere. Çıkarın beyler ağzınızdaki baklayı ya. Bak giderim ha. Tamam, söyleyeceğiz. Hocam biz seninle yeniden çalışmak istiyoruz. Değerini anladık. Sensiz olmuyor. Neden peki? Yani ne değişti de şimdi beni çağırmak istediniz? Açık konuşalım mı? Vallahi iyi olur. Ya söz konusu bizim ihtiyar. Senin isminde sükseli bir hatun edindi kendine. İşi gücü büyük sandı. Sapsarı saçlar, masmavi gözler. Duymuşsundur sen de kesin. Yani şirkete gider bahsetmiştir sana. Vallahi yok. Öyle bir şey duymadım ben. Neyse biz kendi meselemize dönelim. Teklifimize ne diyorsun Emre? Biz seninle çok çalışmak istiyoruz bak. Ben bir düşüneyim beyler ya. Böyle ayaküstü karar vermeyeyim. Tabii tabii. Bizim zamanımız var. Sen keyfine bak. Bize dönüş yaparsın değil mi? Tamam. Hadi eyvallah. Çakala bak. Taramamazlıktan geliyor. Bunlar çocuğa ait. Sizden de bir örnek almamız lazım Kartal Bey. Pardon. Bakabilir miyim? Tabii buyurun. Alo Emre. Şu an meşgulüm. Acil mi? Şükür kavuşturana be abicim. İlk fırsatta bana gel, konuşacaklarımız var. Tamam, müsaade sendeyim. Buyurun Kartal. Oh. Sonra ne yaptın? Anlattın mı Aziz'e? Tamam, anlatacağım. Osman çıktı. Osman kim ya? Selin'in oğlu. Ne? Oğlum varmış bir de. Hı hı. 4 yaşında. Senden mi? Sordum değil dedi. Ama garantiye aldım. Babalık testi yaptırıyorum. Abi ciddi misin sen ya? Yani Arap saçına döndü işler. Şuraya bak. Sen niye çağırdın beni? Hakan'la Mert aradı. Buluştuk. İşte işe geri dön filan. Neden dedim. İşte Aziz Selin diye bir kızla takılıyor. İşleri boşladı. Sana ihtiyacımız var yaptılar. Bir dakika. Senin işe dönmenle Aziz Selin'in ne alakası var? Ne bileyim abi. Böyle akılları sıra bağlama çektiler işte. Emre. Bunlar Selin'in peşine adam takmıştı. Seni görmüş olmasınlar. Hakikaten mi ya? Abi olabilir. Bunlar kesin benim ağzımı aradı. Dur bakalım, anlarız. Doktor Bey, Kartal Bey'e ait babalık test sonuçları. Ha, teşekkürler. Kartal? Kartal. Ne oldu? Neye daldın öyle? Hiç. Ne oldu? Bizimkileri arıyorum da bulamadım, gördün mü? Sizinkiler? Hakan'la Mert. Ha, sizinkiler. Yukarıda Mert'in odasında oyun oynuyorlardır. Çocuk bunlar, çocuk. Çocuk, evet. İyi, ben bir gidip bakayım onlara. Buyurun. Ben Kartal. Konuşmamız lazım. Garaja gel. Yanlış numara. Yine ne var? Hüma, Mert ve Hakan peşine adam taktı. Takiptesin. Ne yapayım peşimdelerse yani? Emre'yi nereden tanıyorsun? Bir cevap bulurum sonuçta. Bu şekilde davranarak her şeyi tehlikeye atıyorsun. En başta da Osman'a. Sana ne? Ne kadar inkar edersen et, Osman'ın babası benim. Sen delisin, gerçekten delisin. Gözlerinden anlıyorum Selin. Yalan söylüyorsun. Sana Osman'ın benim oğlum olduğunu ispat edeceğim. Tamam, ispat et. Nasıl yapacaksın bunu? Arayan bir doktor. Babalık testi yaptırdım. Ne yaptın? Ne yaptın? Sen kafaya mı yedin? Anlamıyor musun? Osman senin oğlun değil. Yalan söylüyorsun. Sana inanmıyorum. Şimdi hoparlörü açacağım, sen de dinle. Efendim doktor bey. Kartal Bey, test sonuçları çıktı. Sizi dinliyoruz. Kartal Bey, yaptığımız testin sonucu... Evet. Negatif. Nasıl yani? Yani çocuğun babası siz değilsiniz. Emin misiniz? Tıpta böyle bir soruya yer yok Kartal Bey. Sonuç kesin. %99.9 Osman Bulut sizin çocuğunuz değil. İyi geceler. Ben sana söylemiştim ama sen inanmak istemedin. Sen ne Osman'ın babasısın, ne de benim unutamadığım aşkımsın. Artık bizi rahat bırak. Bundan sonra hayatlarında gerçek diye bildikleri her şey sen söyledin diye gerçek olacak. İnandıkları doğrular senin yalanlarından ibaret olacak. Ta ki yaşattıkları acıları onlar da bir bir yaşayana kadar. Ben nasıl bir anneyim? Aşkıma da ihanet ettim. Kartal Bey, yaptığımız testin sonucu negatif. Yani çocuğun babası siz değilsiniz. Aşk olsun arkadaşım. Ben sizi araba kullanmak, öyle mi? Ay yok. Tutturdu Kartal da Kartal. Araba kullanacakmış seninle. Hadi gel o zaman. Bu tarafa doğru getir Kartal abi. Bu tarafa doğru, bu tarafa. Canın mı sıkkın senin? Yo. Ben anladım seni. Çocuk istiyorsun sen. Ha? Aşkım. Senin kanından, benim canımdan bir çocuk. Kartal, bir çocuğumuz olsun. Hı? Kız olur belki. Elif koyarız adını. Annenin adı. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Baksana şeker. Şeker masada beyefendi. Ha, pardon ya. Ya böyle pakete koyunca ben tabii anlamamışım. Bir kez de boş geç arkadaş. Mesafe tanımaksızın yazıyorsun. Bu nedir ya? Yok be usta ya. Yani bak sana yeminle evden her gün çıkarken söz veriyorum kendime. Bugün yazmayacağım diye. Yapamıyorum lan. Bir doktora falan mı gözüksem acaba ya? Ha? Böyle şeylerin ilacı falan olsa. Ne içersin? İyi böyle iyi. Ne yaptın bakalım? Test sonuçları geldi mi? Sandığım gibi değilmiş. Nasıl değilmiş? Yani anlattığı hikaye doğru galiba. Benden sonra başka biriyle tanışmış demek ki. Oğlum bir dakika, benim kafam karıştı şimdi. Nasıl ya? Karışacak bir şey yok Emre. Buraya benim için gelmemiş. Anladığım bu. Ne için gelecek oğlum başka? İşte ben de onu soruyorum kendime. Demek ki başka bir şey var. Henüz bilmediğim başka bir şeyin peşinde. Hayda. Ay neyin peşinde olacak ya? Senin aklına geliyor mu şey? Aziz olabilir. Oğlum ne alakası var ya? Ya birader, 4 yıl önce şu malum olay yaşandı ya. Bence onun için burada. Başka niye olacak? Bak göreceksin. Efendim? Fuat Bey merhaba. Yeni bir gelişme, bir haber var mı? Yol alıyoruz. Güzel gelişmeler var. Paylaşacak mısınız benimle? Elbette ama şu elimdeki bilgileri bir delillendireyim, karşınıza öyle çıkayım istiyorum. Anladım. Yine de bir ipucu verebilir misiniz? Biraz daha sabırlı olun Hüma Hanım. Büyük bir balık tutmak üzereyiz. Güzel. Peki bu durumda benim yapabileceğim bir şey var mı? Olmaz mı? Selin Hanım'ın Fransa'da yaşadığı şehri öğrenebilir misiniz? Elbette. Öğrenip size geri döneceğim. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. İyi günler. Oğlum ben çok geç kaldım ya. Hayırdır? Ha pasta kursuna gidiyorum ya. Oğlum çok acayip bir iş ya. Sertifika falan alacağım. Emre? Vallahi oğlum çok zevkli iş ya. Ben bıktım artık. Sektör değiştireceğim. Tamam ya. Bir kız var. Abi çok güzel. Ne yapayım? Bir de cupcake'lere falan bayılıyor. O şekil yani.